yeşildökün anneler mezar taşıma. Al yeşildökün anneler mezar taşıma. Gelen ağlar, giden ağlar, ah bu genç yaşıma. Gelen ağlar, giden ağlar, ah bu genç yaşıma. Bu ne felaketti geldi başıma. Sevgili Yuna, hafifçe yaralandığımı yazdığım son mektubumu sanırım almışsındır. Şu an iyiyim ve her an cepheye gönderilmeyi bekliyorum. Fakat Yuna... Barış. Evet, aslında... Barış'a yazılan son mektupların hikayeleri. Dinle bak. Sevgili karıcığım, bu mektubu sana dün ağırırken yazıyorum. Burada her gün, her an ölümle iç içe yaşıyoruz. Her şey anlamını yitirmiş durumda. Hayat normalde çok karışık. Oysa burada kurallar son derece basit. Vaktin var iken yemeğini ye, uyuyabiliyorsan hemen uyu. Moralini yüksek tut ve umudunu yitirme. Sahte bir gülümseme, endişeli bir ifadeden çok daha iyi. Korkmanın, endişelenmenin hiçbir faydası yok. Felek aldı elimden. Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenab sözleriniz hafifletti. Göz yaşlarımız dindi. Bir anne olarak bana bir güzelim teselli verdi. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç şüphemiz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de size ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya, bütün anneler adına sevgi, şükran, saygıyla. Acılar geride kaldı.
Şimdi barış zamanı.